1948 no'lu hadis. Haddesena Yahya ibn Kaza'ata. Bize Yahya bin Kaza anlattı. Haddesena Malikun. Bize Malik anlattı. An İbn Şihab'in. O da İbn Şihab'tan. An Urvata ibn Zübeyri. O da Urve bin Zübeyir'den. An Aişete radıyallahu anha. O da Aişe'den. Kalet. Dedi ki, Kâne Utbetu ibn Abi Vakkas'in. Utbe bin Abi Vakkas. Ahide ila ahihi, kardeşine ahitte bulunmuş, yani ondan söz almış ki kim kardeşi? Sa'd ibn Ebi Vakkas. Kardeşi Sa'd ibn Ebi Vakkas'tan söz almış. Ona demiş ki, ondan şöyle söz almış: Ennebne valideti zema'te minni. Zema'nın velidesinin oğlu bendendir. Zema, dişi gibi gözükse de isim, erkek ismi, yani Talha gibi, Hamza gibi. Onun velidesi demek, velide, doğuran cariye. Cariyenin doğurduktan sonra aldığı isim. Artık çocuk annesi deniyor ona. O an itibariyle o kişi artık onu satamıyor. Dolayısıyla yani normal bir hanımı düzeyine yükseliyor. Hür olmuyor. İsterse azat edebilir ama azat etmediği takdirde bile satamıyor onu artık. O onun evet, velidesi, çocuk doğurmuş cariyesi yani. Bu şeyin iddiasına göre, Utbe'nin iddiasına göre, yani Vakkas'ın, Utbe bin Ebi Vakkas'ın iddiasına göre Zema'nın cariyesi bu çocuğu ondan almış yani. Efendisinden almamış da çocuğu, bir başkasından almış. Tabi bu hadise cahiliyeden olan, cahiliyeden kalan bir hadise. Kardeşi Sa'd bin Ebi Vakkas'a diyor ki, Zema'nın velidesinin oğlu benimdir, ha ben ölürsem sen onu bırakmayasın orada, o senin yeğenin. فَقْبِدْهُ onu kabzet, ele geçir. قَالَتْ diyor ki فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ fetih senesi olunca, Mekke fethedildiğinde اَخَذَهُ سَعْد بِنْ اَبِي وَقَّاسْ Sa'd bin Ebi Vakkas geldi, Zema'nın velidesinin oğlunu aldı. Kardeşimin oğlu diyerek. وَقَالَ dedi ki اِبْنُ اَخِي benim kardeşimin oğlu bu. قَدْ عَهِدَ اِلَيَّ ف۪يهِ benden bu konuda söz aldı, ona sahip çıkacağım. فَقَالَ عَبْدُ بُنُ زَمَعْتَ Zema'nın oğlu Abd dedi ki اَخِ o benim kardeşim وَبْنُ وَلِيدَةِ اَب۪ي babamın doğurmuş cariyesinin oğlu yani benim kardeşim baba bir annesi farklı وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ babamın yatağı üzere doğdu o çocuk. Bu cahiliyede de bilinen bir şey. Yani yatağı üzere demek yani kimin hanımıydı veya kimin nikah altındaydı ya kimin velayeti altındaydı falancanın. Dolayısıyla bu o yatağa ait bir kadındır. Bunun doğurduğu çocuk o yatağın çocuğudur. Resmen. Ama arada başka birinden ilişkiye girdi falan, o kaçak yollar. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمَعْتَ bu kardeş senindir ey zamanın oğlu. ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا yani Sa'd bin Ebi Vakkas'a vermiyor ki Sa'd bin Ebi Vakkas ne kadar etkili bir figür biliyorsunuz. Güçlü bir şahsiyet. Öyle hani iltimas edeyim, ona vereyim falan. Ayette de var ama kimin şeyinizse, onların baba başkasının ismiyle çağırmayan. Babalarıyla çağırın diyor. O başka bir hadiste, işte bu hadis yani. Kimin yatağında doğarsa çocuk onundur diye. Sonra Resulullah dedi ki, اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ çocuk yatağa aittir. Resmen yatak kimin yatağıysa, o çocuk o adamındır. Velev ki araya kaçak biri girip çıkmış olsun yani zina yoluyla.
وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ Zinakar için hiç yoktur. Taştır, yokluktur onun karşılığı. Ona bir şey yoktur. Zinakar için mahrumiyet vardır. Çocuk yatağa aittir. Buradan şunu da görüyoruz. Yani insan bir değer yani. Bu tarafa öyleyse gönder falan değil. Yetişmiş, büyümüş değil mi? Bir insan bir değeri var onun. Hem yani ekonomik değeri var, hem psikolojik değeri var. Öyle bize ait değilse kaldır atalım gibi değil. Yani cahiliye döneminde bu çok daha farklı bir şey. Yani eli kılıç tutan yetişmiş bir adam bu. Bizim diyorlar yani. Eve sahip olur gibi, arza, araziye sahip olur gibi. Bunu yetiştirdik, büyüttük, bu yaşlara getirdik. Bizim kardeşimiz o. Psikolojik şey de var tabii yani. Benim kardeşim nereye götürüyorsun onu diyor. Velev ki işin aslında öyle bile olmuş olsa. O bizim diye şey yapıyorlar. Ama başka bir hadise de var olayın içerisinde. Biliyorsunuz Zem'a dediğimiz kişi aynı zamanda Resulullah'ın kayınpederi. Yani konunun Resulullah'la da ilişkili bir tarafı var. Resulullah'ın hangi eşi Zem'a'nın kızı? Hazreti Hatice'den sonra evlendiği ilk eşi bildiğim kadarıyla Sevde. Sevde binti Zem'a. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sevde'ye demiş ki annemize ihtecibi minhu, sen bu oğlandan veya bu adamdan perdele kendini. Sevde'nin de kardeşi o. Ama şimdi Sa'd bin Ebi Vakkas iddia ediyor ki bunun babası Zem'a değil. Benim kardeşim Utbe. Diyor ki Resulullah da şöyle bir oğluna bakmış. لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ Öyle Utbe'ye benziyormuş ki Utbe'ye olan yoğun benzerliğinden dolayı Resulullah Sevde'ye demiş ki sen buna karşı perdele kendini. فَمَا رَأَهَا حَتَّى لَقِيَ اللّٰهَ Allah'ı görünceye, Allah'la buluşuncaya kadar artık bir daha Sevde annemiz kendisini ona göstermedi diyor. Bu da annelerimizin hicab ayetine nasıl dikkat ettiklerini de gösteriyor. Yani bu öyle orada burada sadece ayette geçen veya sadece herhangi bir hadiste geçen bir konu değil. Bakınız sünnetin içerisinde farklı farklı yerlerde aynı konu bütünlüğü içerisinde kalan tutarlılığı görüyorsunuz. Ve anlıyorsunuz ki annelerimiz hicab ayetinden sonra öylece perdelemişler kendilerini. Ve artık göstermemişler. Başka bir hadise hatırlıyorum. Yine annelerimizden bir tanesi kendi kölesi. Kölesi olunca irtibatı var annemizle. Fakat bunu mükatebe yapıyorlar. Yani köle diyor ki ben mükatebe yapayım, ben azat olmak istiyorum. Belli bir şey karşılığı, bedel karşılığı. Şimdi bizimki git gel o bedeli taksit taksit ödüyor. Ve taksitleri bitirince azat olmuş olacak. Ya yolun yarısında bakıyor ki yani yıllar sonra ben bu taksitleri bitirsem ne olacak? Ben artık onu göremeyeceğim. Bu sefer oyalamaya başlıyor taksitleri. Ödemiyor, geciktiriyor. Annemiz ona diyor ki ya niye şey yapmıyorsun falan. Getir şu taksitleri bitir de ben de artık sana kendimi perdeleyeyim. O da diyor ki işte oyalanıyorum ben çünkü bundan sonra sizi nasıl göreceğim? Eğer ödediğim ve bitirdiğim takdirde bu taksitlerimi diye. Sonunda ödeyip mecbur kalıyor. Sıkıştırıyor çünkü annemiz onu getir o parayı falan. O da ödeyip artık son kez görüp öylece o perde ona da kapanıyor. Tıpkı vaktiyle bize ümmete kapandığı gibi. وَاِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَتَعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ Onlardan bir şey istediğinizde artık hicap gerisinden isteyiniz diye Allah Azze ve Celle Resulullah'ın eşlerini böylece bize karşı perdeledi. Peki hocam köleyi bunun dışında nasıl tutuyor? Yani hicapta kölesi olduğu zaman o hicap olmazdı nasıl çağırıyoruz? Min ba'di salatil fecri ve hine tada'una thiyabakum min al-zahirati. İlgili ayet onların evde serbestçe dolaşabildiklerine, hizmette bulunabildiklerine dair
ayet var. Yani kendi milki yemini altında bulunan, tabi. Evet. Burada ilginç bir konu var. Peygamber Efendimiz Saad'a karşı farklı tavır gösteriyor. Kendi ailesine karşı farklı tavır gösteriyor gibi. Buhari de hadisi burasından tutarak buraya koymuş. Şüpheli konulardaki davranış olarak yakalamış Hazreti Resulullah'ın yaklaşımında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüpheye, oradaki şüpheye bakıp kardeşi öteki tarafa vereceğine, öyle bir girişimde bulunmuyor. Kardeş veya çocuk yatağındır diyor. Fakat bu tarafta kendi hanımı boyutunda Utbe'ye olan benzerliğinden şey yaparak, yola çıkarak, yani o şüpheden, o yoğun şüpheden yola çıkarak hanımının ondan hicaplanmasını istemiş. Çifte standartta bir durum varmış gibi gözüküyor. Birisi biraz hukuki boyutuyla, birisi biraz ahlaki boyutuyla öne çıkıyor. Yani bu tarafta dini bir boyut var, sakınım var, işte yani çekinme, perdeleme kendisini. Bunun hukuki bir karşılığı yok. Bu dini bir boyut burası. Öte tarafta ise hukuki bir karşılık var. Aidiyet var. Yani o çocuk o ailenin mi değil mi? Yani belki şüphe faktörünün nereye kadar etkili, nereden sonra etkisiz olduğuna dair belki güzel bir örnek olabilir. Yani bir hukuki boyutu yıkacak kadar etkili değildir şüphe. Ama dini bir boyutta dikkate alınabilir. Yani dini boyutta evet bu şüpheyi biz, yani vara dediğimiz şey var ya, şüpheli şeylerden sakınma. Dini boyutta bu, ben bunu yapmasam da olur, şüpheli gözüküyor. Bu yapmadığımız takdirde bir mağduriyete yol açmıyor. Buradaki dini boyutta biraz öyle. Ama öteki tarafta hukuki bir boyut var. Şüpheye dayalı bir girişimle, ki kadının iddiası gibi, burada Utbe'nin iddiası sadece. O çocuk benim diye. O da kendisinin sanabilir, olmayabilir de. Çünkü siz bir cariye ile birlikte olduğunuzda, yani sizden sonraki gün sahibi de birlikte olmuş olabilir. Yani bu o çocuğun illaki sizden olduğuna Utbe de emin olamaz bundan. Ama ortada böyle genetik bir faktör, çok açık bir fenotip mi diyorduk hani, dışa vurmuşsa, ne bileyim, kızıl saçlıdır Utbe, çocuk da öylece kızıl saçlıdır, yani hiç zema da ondan eser yok falan. Bu böyle dışa vurmuş bir durum varsa şüpheyi çok kuvvetlendiriyor. Ama kuvvetli şüphe bile olsa demek ki hukuka tesir etmediği halde dini bir boyutta dikkate alınabiliyor herhalde demek ki. Hukukla dini şey tamamen farklı olmuştur sizin söylediğinize göre hocam. Yani hukuki boyut olduğu zaman dini boyut ortadan kalkar. Yani, ama anladın şey, kişi kardeşine sakınsa bile bir şey yok. Yani orada şüpheli gördüğü kardeşin olmadığını düşündüğü değil, ben sakındırıyorum. Temel bir konu, kardeşi kabul edeceksin veya yapmayacaksın. Dini de ziyade ahlaki. Ahlaki. Yani bilmiyorum ben hangi şekilde ifade ettim bilmiyorum. Bu tarafta Allah Azze ve Celle'nin hicap emrini gözetmeye çalışıyor. Yani korkusu şu, Allah Azze ve Celle hicaplanmasını emretti. Kardeş olmasından çok şüphe duyduğumuz biri var. Kardeş olmamasından şüphe duyduğumuz biri var. Dolayısıyla perde gerisinde kalması gereken. Bu şüpheye dayalı biz bunu şey edelim mi? Bu aynı şey gibi, yani haram olduğundan, şüpheli olan bir şeyden sakınıp sakınmayacağımız gibi. Yani haram helal konusunda. Ama öte yandan şüpheli, şüphe olduğu takdirde bir kişinin yani şeyinden, evladından birini ayırt edebilir miyiz? Veya oradaki yatak ilkesi zinakarı caydırmak için olan bir ilkedir. Yani onun kendi caydırıcılığı da kendi içinde apayrıdır. Çünkü orada bunu yoklama yoluna da gitmiyor. Yani bugün için bile siz genetik olarak bunu tespit edebilirsiniz ama İslam'a sorarsanız kesin olsa dahi getirseniz şeyleri, hayır, çocuk yatağındır. Yani orada zinakarı bundan mahrum bırakıyor. Sen böyle bir yolla çocuk sahibi olamazsın demek istiyor. Ayrı bir şey işliyor orada. Aidiyeti bulmak için değil yani sebep. Orada onu mahrum bırakmak için. Dolayısıyla sen böyle bir şey yaparsan bil ki bu çocuğa sahip olamayacaksın.
O çocuk başka bir ailenin üyesi olarak sen burada hep uzaktan mahrumiyet yaşatılacak sana. Niye? Çünkü sen yanlış bir iş yaptın. Kaçak bir girişimde bulundun. Hukuksuz bir iş yaptın. Yani oradaki şeyin farklı bir karakteri de olabilir. Sadece hukuki dedik ama sadece hukuki de değil. Dediğim gibi bugün fıkhen kanımca fıkıhçılara sorsanız bu genetik olarak tespit edilse bile eğer falancanın nikahı altındayken yahut mülk yemini altındayken, gerçi şimdi mülk yemin kalmadı ama nikahı altındayken doğan bir çocuk o kişinin çocuğudur İslam'a göre. Ve evet, kadının, o kadının kocasının çocuğu. Kadın zaten belli de anne, anne de kaçak olmuyor, baba bypass edilebiliyor. O babanın çocuğudur. Çünkü o ailenin babası oydu, o yatağın herifi, adamı oydu. Beriki kaçak yollarla o kadınla ilişki kurdu. Onun için mahrumiyet vardır. Yani şüphe değil ki o kesin de olsa ona vermezdi İslam çocuğu. Çünkü bunu onu mahrum bırakmak için yapmış. Hocam her konuda gene birleşme. Benim şey yaptım. Bunu ikisi birleşsin istiyorum ben. Tabii ben istemem şey değil de ayrı konularda yürüyor. Peygamber Efendimiz ayrı bir konularda yürüyor. Sizin söylediğiniz hukuk, adet, gelenek neyse ayrı bir konularda yürüyor. Birleşmiyorlar yani. Ben de diyorum ki yani bu ikisi farklı olabilme durumu var. Çünkü burada şüphe durumu ortadan kalksa bile şüphe durumu kalktı. Bu bunun kardeşi değil. Artık şey boyutuyla hicap arkasında kalmalı. Hicap dışında kalmalı. Ama buraya geldik. Diyor ki evet şüphe durumu kalktı. Siz genetik olarak kesinleştirdiniz. Ama biz buradaki ayrımı şüpheden dolayı yapmamıştık zaten. Biz zinakarı mahrum bırakmak için yaptık burayı. Yani diyor ya hadiste وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ zinakar için mahrumiyet vardır. Hiç bunun tespitine gitmek bile istemiyor. Dolayısıyla yani evet onun oğlu gözüküyor, kabul ediyoruz ama biz vermeyeceğiz bu çocuğu oraya. Çünkü o zinakar. Onu mahrum bırakacağız diyor. Buradaki saik başka bir saik burada devrede. Yatağı korumak için bir saik devrede. Dolayısıyla ikisi ayrı şeyler gibi geliyor bana.